Bugün büyük savaşlardan barışı çıkartmayı bilmiş ve özgürlüklerin ve barışın kenti Çanakkale'nin bir milletvekili olmaktan her zaman büyük onur ve gurur duyduğumu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli milletvekilleri, 1915'te Çanakkale Destanı'nı yazanlar Çanakkale ruhu ile Kuvayi Milliye Destanı'nı da yazdılar ve milletin saltanat ve hakimiyet makamını Türkiye Büyük Millet Meclisi yaptılar. Evet, Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Çanakkale ruhuyla Kuvayi Milliye Destanı'nı arkadaşlarıyla birlikte yazdı. Çanakkale Türkiye Cumhuriyeti'nin ön sözü oldu ve Cumhuriyetimizin kurucusu, kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk kendisine başkanlık teklifleri getirildiğinde şöyle seslendi arkadaşlarına. Dedi ki, şaşarım o efendilerin aklı perişanına. Hep biliyoruz ki memleketimizin başına gelen felaketlerin çoğu şahsi idareden gelmiştir. Bu kadar geri kalmamızın başlıca amillerinden biri de budur. Biz öteden beri böyle bir idareyi bertaraf etmek için mücadele ettik. Şimdi nasıl olur da benim aynı yola girmekliyim? Yeniden devlet hayatında tarafımdan böyle bir çığır açılması istenebilir. Evet, onun için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün hala egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yazıyor değerli milletvekilleri. Ben bu vesileyle tüm Çanakkalileri ve tüm Çanakkale'ye ve tüm Türkiye'ye hayırlı güzel günler diliyor ve saygılarımızı